var mazbata teslim törenleri var devir teslimler var görevine devam edenler var. Dolayısıyla seçim tek manşet ve konuşmaya devam edeceğiz elbette. 2 Haziran'da hangi noktalarda, hangi ilçelerde seçmenler bir kez daha sandık başına gidecek? Doğudan batıya demokrasi mücadelesi Türkiye'de hala devam ediyor. Elbette bu meseleleri konuşacağız. Seçim bitti mi, bitmedi mi? Bugünün belki de en önemli sorusu bu olacak diyelim ve stüdyodaki hemen konumuzu sizlere tanıtalım. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Alev Hanım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ben ilk kez geliyorum bu stüdyoya ve iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Size ediniz. ve elbette sizlere. Sağ olun. Ve gazeteci arkadaşlarım meslektaşlarım bizlerle evet. birlikte Kerem Kırçıval. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Sağ olun. Hasan Basri Demir Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sorularımızı birlikte yönelteceğiz. Nasılsınız? Maraton yoğundu ama hala o yoğunluk devam ediyor gibi değil <laughs> yani mi? Yani açıkçası şey diyorduk biz. Hani ııı e, Uzun bir seçim dönemi oldu. Ee, i̇çinde olanlar bilirler. Yani 40 gün hakkıyla bir seçim dönemi yaşarsanız, kampanya yaşarsanız serumluk olursunuz. Dolayısıyla herkes böyle 1 Nisan gelsin biraz dinlenelim, biraz sağlığımıza tekrar bakalım falan diyorduk ki e, 31 Mart'ta bitmedi seçim. E, aslında beklenmedik bir şey de değil. Yani Bu ülkede hep böyle oluyor. E, bizim de itirazlarımız var. Rakip partilerin de itirazları var. Yeter ki adil olsun, yeniden sayımlar yapılsın. İtirazlar mantıklı ve rasyonel olsun. Ben Yoksa kim niye itiraz ediyor diyecek halimiz yok yani. Biz de itiraz ediyoruz çünkü. Tam ee, evet. da o noktadan başlayalım. Beykoz ve Gazi Osman Paşa İstanbul'dan başlayalım. İtiraz edilen noktalardan e, ikisiyle evet. başlayalım isterseniz. Şimdi e, YSK Beykoz'da yeniden sayımları reddetti ve e, orada böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Alaaddin e, Köşeler Mazbat'ı almaya hak kazandı ama... Gazi Osman Paşa'da hala süreç devam ediyor. Evet. 879 oy farkıyla bitmişti seçim ama yeniden sayım sürüyor değerli izleyiciler. Biraz da süreç biraz uzadı gibi mi geliyor? Orada neler oluyor? Olağanüstü bir durum var mıdır yoksa olağan bir süreç midir? Bir de Gazi Osman Paşa ile ilgili bazı iddialar da var. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girdiğine ilişkin iddialar kamuoyuna yansıdı. Nedir son durum bir soralım size. İkisini beraber konuşmak isterim izin verirseniz. İstanbul'da Bizim 2004 yılında 4 belediyemiz vardı. 2009'da 12'ye çıktı. Ben o 2009 parti meclisinde vardım. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi için büyük bir sıçramaydı o zaman 4'ten 12'ye çıkması. Bugün 14 belediyeden 26 belediyeye çıkmış durumda. Dolayısıyla bir kere bunu saptayalım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi adına olumlu bir gelişme. Umarım halk adına da olumlu bir gelişme olur. Bu belediyeler iyi çalışırlarsa e, biz de bunu göğsümüzü gere gere e, 6 ay evvel söylemiştik iyi olacağını bugün de iyi olduğunu söylüyoruz diyeceğiz. Ben öyle olacağına da inanıyorum. Şimdi Beykoz ve Gazi Osman Paşa'nın diğerlerinden bir farkı var. E, açık ara alındı. Örneğin Tuzla'da %10'dan fazla bir fark var. Üsküdar öyle, e, Şile öyle ki hani ben ısrarla Şile'yi alacağız diyordum, kimse inanmıyordu yani. Şile'de bile bir fark var. Ancak bu Beykoz ve Gazi Osman Paşa'da fark bin civarında. E yani bu kadar yüksek bir oy kullanılan yerde bin civarında bir farkla seçim biter ise, açıkça söyleyeyim biz de kaybetmiş olsaydık, biz de itiraz ederdik. Bundan daha doğal ne olabilir? Ancak birkaç şey var. Bir... İlçe seçim kurulu, İl seçim kurulu ve yüksek seçim kurulu hukuka uygun karar versin. Ne demek hukuka uygun? Yani evrensel hukuk ve ona uygun iç hukuk ilkelerine uyarlı, bağımsız bir gözlemciyi tatmin edecek hukuk kalitesinden bahsediyorum. Yoksa yani hukuk kanun da hukuktur ama hukuk başka bir şeydir. Birinci söyleyeceğim bu. iki herhangi bir baskıda olmasın. Bizim meselemiz budur. Şimdi Beykoz'da e, bine yakın oy ile Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. 8 bin civarında da geçersiz oy var. Ama tamam sayılıyor sanıyorum. Şimdi e, ilçe seçim kuruluna Adalet ve Kalkınma Partisi itiraz etti. Eğer ilçe seçim kurulu yalnızca geçersiz oyların sayılmasına yönelik bir karar vermiş olsaydı bence bu mantıklıydı. Burada bir şey yok. İlçe seçim kuruluk e, tümden sayılmayı reddetti. Bunun üzerine e, AKP il Seçim Kurulu'na başvurdu. İl Seçim Kurulu ilçenin kararını kaldırdı ve dedi ki yeniden sayacaksınız. Bunun üzerine biz Yüksek Seçim Kurulu'na gittik. Ve Yüksek Seçim Kurulu e, bugün e, öğle saatlerine doğru yaptığı toplantıda Beykoz'da yeniden sayım işlemini iptal etti ve kararı tescilledi. Biliyorsunuz YSK kararlarına karşı... Temiz yolu yok. Kapalı. Evet, yani yok. E, son karar. Dolayısıyla Beykoz tescillenmiş oldu. Bugün de mazbatasını aldı. E, gelelim Gazi Osman Paşa'ya. Gazi Osman Paşa'da da çok benzer bir durum var. Yani küçük bir oy farkıyla kazanıldı. Gene bin civarında. Yine 7 bin, 8 bin civarında şey var. Geçersiz, geçersiz oy var. Ancak bu kez e, oyların tamamının sayılmasına karar verildi. Ya şu soru şu kadar açıktır. Beykoz'da buna böyle karar veriyor iken Gazi Osman da aynı duruma niye böyle karar veriyoruz? Dolayısıyla mesele budur. Gelelim e, siyasilerin durumuna. Bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekiliyim. Orada benim örgütüm sandıkların başında bekliyor. Onlarla benim dayanışma göstermem ve oraya gitmemden daha doğal ne olabilir? Bunu yapmaya ben nasıl hak sahibi isem bir AKP'li milletvekili de aynı şeyi yapmaya hak sahibidir. Giderler. Onlar da kendi örgütlerine moral verirler. Sayımın doğru olup olmadığına bakarlar. Ama Geçen bu seçimlerde şey, Mahmut Talal çuvalların üzerinde çuvaların uyuyordu. yatmıştı. Şimdi buraya geri döneceğim. Bu çuval meselesiyle ilgili bir şey soracağım. Bakın İstanbul'da 11 milyon seçmen var. 33.287 Adet sandık var ve bu sandıklar 1900 okula kurulmuş durumda. Evet. Peki siz ne yapacaksınız? Bu sandıklara sahip olacaksınız, ıslak imzalı tutanaklarınızı alacaksınız. Yani seçime hile karıştırılmasına izin vermeyeceksiniz. Tüm siyasal partiler bunu yapar. Biz okul sorumlularımızla 5 ayrı test yaparak... E, Bilişim sorumlularının bu ıslak imzalı tutanakları ilk yarım saat içerisinde gireceğinden emin olduk. Ve e, sizler yayın yasağı nedeniyle sonuçları açıklayamıyor iken bize gelen okul sorumlusu verileri ve İstanbul gönüllüsü verileri üzerinden biz seçimi kazandığımızı zaten ilk yarım saatte gördük. Şunu söyleyebilirsiniz sandıkların %2'si açıldı. Ekrem İmamoğlu %20'nin üzerinde bir farkla önde, istatistik anlamda bu size bir e, kesin kabul vermez. Ama uzun yıllardır siyasetin içindeyseniz, e, bir de sandıkların açılmasının aşağı yukarı homojen olduğunu görüyor iseniz, araştırmacı bir kimliğiniz de varsa, ben döndüm arkadaşlara dedim ki %10'un üzerinde bir farkla bitecek bu seçim. E, isteyenle bunun iddiasına girebilirim. Zaten %10 açıldıktan sonra da şey veriyor, fikir veriyor. Evet. Şimdi seçim böyle bitti. Islak imzalı tutanakların tamamı bende ise orta yerde bir sorun yok artık. Yani YSK ne veriyi açıklarsa, Anadolu Ajansı algoritma uygular, veri akışını mı durdurur, günün sonunda, gecenin sabahında o verileri açıklamak zorundalar, oraya gelmek zorundalar. Çünkü benim elimde. Eğer benim elimde olmasa benim hukuki bir güvenliğim olmaz. Peki itiraz edilince durum ne? Orada bir ilave açık doğuyor. Bakın kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama bir olasılık itibariyle söylüyorum. Torbalarla oylar getirilmiş bir yere yığılmış. Islak imzalı tutanaklar sizde. İtiraz edilmiş. Eğer birileri o gece o torbaya müdahale edip de torbadaki oyları değiştirirse, torbalar yeniden sayılınca Farklı çıkan sonuçlar ıslak imzalı tutanağı da değiştirecek. Evet Dolayısıyla Bak sen... imkanınız olacak. Elinizde ıslak imzalı tutanaklar var. Sadece ıslak imzalı tutanağı elde tutmak yeterli olmuyor. Aynı zamanda sandıklara da yüzde yüz hakim olmak zorundasınız. Oylara da. Dolayısıyla ben nasıl bunun kaygısını duyuyorsam, diğer tüm siyasal partilerin de bunun kaygısını duyma gibi bir hakları vardır. Dolayısıyla örgütü orada olur... Milletvekili orada olur, il başkanı orada olur. Olur yani, burada infak bir sorun yok. Biz hep şunu söyledik, Beykoz'da da, Gazi Osman Paşa'da. Arkadaşlarımıza dedik ki, lütfen burayı bir ciddi parti çekişmesi aşamasına getirmeyelim. Yani on binlerce insan orada toplansın, o tezahürat yapsın, bu tezahürat yapsın. Bırakın, içeride bir sorun yok, biz içeriye hakimiz, dışarıda bir sorun çıksın istemiyoruz. Dolayısıyla sakinleştirmeye çalışıyoruz. Bir iki küçük olay dışında da bir olay olmadı. Peki dönelim milletvekilleri meselesine. Ben geliyorum orada. Evet gece işte Beykoz'daydık mesela. Gece 12.30, 1, 1.30. Valla hava da güzel. Çay da ikram ediyorlar. Yani insanlarla sohbet ediyorsun. Bir sorun yok yani. Benim aklıma neden gelip ilçe seçim kurulu hakiminin odasına gitmek gelmiyor? Ne işim var benim ilçe seçim kurulunun hakiminin odasında? Ben milletvekiliyim. O görevini yapıyor. Ben görevimi yapıyorum. Bırakalım işlerini yapsınlar. Ne zaman ki bazı arkadaşlar, eski bakanlar e, hakimlerin odasına gidip orada bir iletişim kurma çabası içerisine girdiler. Aa dedik o zaman o iş başka bir noktaya doğru gidiyor. Bütün bunlara rağmen samimiyetle söylüyorum ki oradaki grubu ben yönettim. Doğal olarak grup başkan vekiliyim. Arkadaşlarıma dedim ki biz hiçbir hakimin odasına girmeyeceğiz. Ama güvenlik önlemlerimizi 3 katına çıkartacağız. Her dört saatte bir milletvekillerimize nöbet yazdık, PM üyelerimize nöbet yazdık. Kimse sandıklarla oynayamadı. Daha önceki açıklamanızı bilmeyenler için tekrar etmek gerekebilir. Hangi eski AK Partili bakan girdi? Süleyman Soylu Süleyman Soylu girdi canım, bilinmeyen bir şey değil. Yani. Evet. Bir tweeti var Gökhan, Gökhan bir şey değil yani. konuyla ilgili. Peki Süleyman Soylu giriyor hakimin odasına, hakim ayağa kalkmıyor. Hı. Bakın hakimde cübbe ben avukatım biliyor musun bilmiyorum ben ceza avukatım evet, yani. Evet. avukatların, hakimlerin cübbelerinin düğmeleri olmaz. Evet. Yani. Cepleri olmaz. Bu bilerek yapılmış bir şeydir. Yani tabii, tabii. yasama, yürütme, yargı arasında bir şey vardır. Bağımsızlık vardır. Birbirlerini denetleyerek birbirlerinden farklı dururlar. Dolayısıyla hakim milletvekiline kalkmaz, milletvekili hakime kalkmaz. Ha Karşılıklı nezaket gösterebilirsiniz ama kalkmadı diye, vay sen niye kalkmadın diye soramazsınız. Peki niye özellikle Gazi Osman Paşa? Ne özelliği var Gazi Osman Paşa'nın da? Ben bilmem. Yani diyorlar ki Süleyman Bey orada yaşıyor, oralarda zaten hani belediye başkanı ile yakın falan. Bunlar beni ilgilendirmez. Ben sadece e, Türkiye'nin neresinde olursa, bakın benim bir milletvekili arkadaşım bunu yaparsa yaptırmam. Bu kadar açık söylüyorum. Ben yapmam. Kimsenin yapmasına da izin vermem. E, şöyle söyleyeyim size e, ee, bu hakim böyle davranınca hani ben hakimim bu nedenle kalkmıyorum falan deyince içimden bir an ya gideyim odasına teşekkür edeyim geldi. Sonra dedim ki ya bu bile yanlış anlaşılır. Doğru davranmış. Onu doğru davranmasıyla bırakalım ve devam edelim. Siz bu bilgiyi nereden aldınız? ya yani hakimin odasında başka birileri mi var mı? Orada herkes konuşuyor bunu. Yani hakimin kendisi de etrafını anlatmış. Burada Hı, herkes e, Hakimin etrafından duyulamış. Tabii tabii elbette elbette. Bu arada il başkanının yokum, bir, başkasında bir yoksa. tweet'i var konuyla ilgili. E, i̇l başkanı Özgür Çelik'in bilgi karartma, suç teşkil eden evrakları imha etme duyumları e, aldığını ifade ediyor kendisi bir tweet'inde. E, o suç teşkil o, eden... O biraz başka bir şey. Or, oraya o geleceğim nedir? şimdi. Şurayı hızlıca bitireyim. Peki lütfen. An itibariyle Gazi Osman Paşa'da durum nedir? Evet. <laughs> 1030 sandık var, hı hı. E, 970 de fark vardı. Siz biraz evvel 800 küsur dediniz. Seçim bitiş biçimi. E, i̇lçe Seçim yani. Kurulu tutanağındaki sayıyla hı hı. İl Seçim Kurulu tutanağındaki sayı farklı. Hı hı. İl Başkanlığı'nın son bize geçtiği bilgi 818 fark. Evet aynen öyle. Son fark. Tabii tabii bu bu şu, şu an itibarıyla 850'den fazla şey açıldı, sandık açıldı. Yani, rakamı yani 950, 1050, 200 civarında sandık kaldı. 970 fark da 820'ye falan düştü. Yani kalan dolayısıyla sandık sayısı 109'muş. Fark 818. Kalan sandık sayısı 109. 109. Yeniden sayılan sandık 921 şu an evet, bari. Tamam. Yani bu şunu gösteriyor. Bir süre sonra matematiksel olarak dönemez noktaya gelir. Evet. Zaten onu da beklemeye gerek yok. bu gece itibariyle şey biter. Sayım biter. Çünkü 3 ilçe seçim kurulu aşağı yukarı 15 civarında masayla çalışıyorlar. Şunu da ifade edeyim. Ya yurdumun insanlığı bir, taraf, bir kendi kendine bırakırsanız. Bakın masanın bir tarafında AKP'li oturuyor, bir tarafında CHP'li oturuyor, öbür tarafında üyeler oturuyor. Ya gayet güzel çay içerek sayıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Aralarında bir uzlaşma çıkarsa hakimi çağırıyorlar, hakim karar veriyor. E ne olmuş işte? 970'ten 820'ye düşmüş. Demek ki e, 100 binim oyda ne kadar değişmiş? 120 civarında falan değişmiş bir şeyin değişmeyeceği açık yani biz değişmeyeceğini zaten biliyoruz ee, ben CHP aleyhine 120 değişmesine de şaşırdım çok samimi söylüyorum hani derseniz ki ya bunun şeyi mi var hani kuralı mı var ama tüm seçimlerde yeniden sayımlarda CHP'nin lehine geliş evet. Bu kez CHP'nin aleyhine gelişmiş ama şey farklı değil yani hani ne diyelim tablo 100 bin oyda 100 oy önemli bir şey değil yani. <laughs> Yani yine de bu seçimde İstanbul'u tek seçimle almanız <laughs> başarı. Yani en azından ikinci bir seçime gitmiyor memleket. Bakın bir şey soracağım size. Ee, ben kaba siyaset yapmayı kişiliğime uygun bulmuyorum. Yurttaşın da buna yönelik artık bıktık diye bağırdığının farkındayım. Evet. Ya zaten yapamam ben yani yapamam de demeyeyim yani hani gerekirse yaparım da yapmanın bir yarar taşıdığını. Ama bazen dönüp bazı şeyler hatırlamak lazım. Bakın burası çağdaş bir demokratik devlet değil mi? Seçimler yapılıyor. Ben seçimden evvel dedim ki Putin %87 ile seçildi daha bir ay evvel. Evet. Aliyev %93 ile seçildi daha bir ay evvel. Güya oralarda da demokrasi var. Ama ne muhalefet partisi ne muhalefet parti ne sistem sistem. Dolayısıyla görünmelik bir şey yapılıyor. Ya Türkiye'de ne kadar eksiği gediği de olsa bizim için çok kıymetli bir demokrasi var Tabii. ve yaşıyor. Tabii. Yani bakın ne kadar eksiği gediği de olsa, gerekirse de sayarız bunları. Ama öyle şeyler yapıldı ki 2019'da. Ben bunu anlatırken bile karşımda bir AK Partili varsa vallahi üzülüyorum onun adına. Çünkü görüyorum ya yani neyini savunacak? Hayır bu? hayır AK Partililer bile bir zarfın içindeki beş pusulanın bir tanesi mi hileli olur diye artık kabul ediyorlar. Ya yani. dostum birincisi o, ikincisi Memleketin Anadolu Ajansı'nın işine gelmemeye başladığı andan itibaren veri akışını durdurması Tav. ne demek? Tabii. Binali Yıldırım ya az adam mı ya bakanlıklar yaptı, son başbakanlıklar başbakan. yaptı. Son başbakan. Son başbakan falan. Binali Yıldırım'a çıkarttılar. Açıkça verileri bildikleri halde gece 12'de biz kazandık diye açıklama yaptırdılar ya. İstanbul'un her tarafına gönül belediyeciliği kazandılar, kazan, gönül belediyeciliği İstanbul. kazandı diye Afişlerle donattılar ya. Ya ayıp değil mi arkadaşlar ya? Ayıp değil mi yani? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz evvel ıslak imzalı tutanak diyordum ya. Eğer ıslak imzalı tutanaklar elimizde olmasaydı o seçim İstanbul Belediyesi seçimi elimizden o gün alınmıştı zaten. Hazirana gerek yoktu. Evet. Ama o veriler elimizde olduğu için verilerin elimizde olması ve yayınlamamız nedeniyle Anadolu Ajansı direndi, direndi, direndi. En sonunda YSK ertesi gün öğlene doğru verileri açıklamak zorunda kaldı. Böyle mi olmalı? Böyle mi olmalı ya? CHP kaybeder, CHP kazanır. Seçim böyle bir şeydir yani. Ben hep şu örneği verdim. 2019'da Silivri Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. MHP'ye geçti. Çatalca Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. AKP'ye geçti. Büyükşehir Belediyesi AKP'deydi, CHP'ye geçti. Vatandaş böyle istedi. Bu kadar basit. Bizim görevimiz Vatandaşa kendimizi daha çok beğendirmek için önümüzdeki dönemde çalışmak. Onu evet. da yaptık zaten. Şimdi önümüzdeki dönemi konuşalım. Evet. Herkesin merak ettiği evet. nokta. Kerem Kırçıvalı'na söz vereceğim. Bir cümle şu soruya yanıt istiyorum. Ee, az önce ifade etmiştim. Özgür Çelik'in e, suç Hı. teşkil eden evrak ha. nedir? Gazi Osman Paşa özelinde bir tweet atılmış. Tuzla ile ilgili bir şey. Yo Tuzla, var. Tuzla ile alakalı. Hayır, hayır. Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne bilgi karartma, suç teşkil eden evrakları imha etme duyumları alıyoruz. Şöyle, Özgür bakın. Çelik. Ben şöyle söyleyeyim Özgür Bey'im çok yakından arkadaşım. Ben de bir ek yapayım. Tabii. Sadece orada değil yani evet. birçok ilçede de şunu görüyoruz. Yani mesela Dünbey Oda mutfak taşıyorlardı. Evet. Bazı yerlere kamyonlar yanaşmış. Manisa'da e, evraklar taşınıyor. Iddası. Ayrıca yani tuzla Beykoz. Evet. Yani bu seçime itiraz etmeden kazanılan zamanla bir takım ihaller yapıldı. Ne, ne yapacaksınız bunları? Şimdi bakın ben e, seçim gecesini Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Özgür Çelik ve ben birlikte bazı e, stratejik e, konulara hakim arkadaşlarımızla beraber geçirdik. Hemen arkasından, tabii dediğim gibi seçim bitmedi ve her gün saatler boyunca beraber oluyoruz. Bu duyumlar inanılmaz ölçüde geliyor. Burada şu yapılıyormuş, burada bu yapılıyormuş. Ben hep şunu söylüyorum, sakin olun. Sakin olun çünkü bazen 1-5 yapılır. Evet. Yanlış bir şey, olmamış bir şey açıklarsın siyaseten altında kalırsın. Varsa elinde fotoğraf, belge anlatabiliyor muyum? Onu getir onun üzerine konuşalım. Hı hı. Şimdi evet ya e, bir insan mutfaktaki etleri götürür mü arkadaş? Götürür mü ya mutfaktaki et gider mi ya? İftar çadırı. Şey Sancaktepe'de evet. E, evet, iftar için gerekli olan malzemeleri vermiyorlar ve iftar çıkmıyor. Bizim arkadaş da yanıyor yıkılıyor. Dedim ki arkadaş ne yapabiliriz? Mazbatayı almadık, belediyeyi devretmedik. O azıcık akıllı olsa, belediyeyi kaybetmiş olmasına rağmen iftarını verir, gider vatandaşa da güzel bir konuşma yapar, hakkınızı helal edin der yani. Evet. İBB A destek oldu bu sefer oraya. Eğer sen bunu tamam, yap, bak. o bunu yapmıyorsa, sen geldiğin gün o iftar çadırının devam etmesini sağlarsın. Dolayısıyla vatandaşın gönlüne girersin, kendinizi üzmeyin, yormayın. Şeye gelince, bakın, e, Tuzla'ya ve Gaziosmanpaşa'ya gelince. Seçim 31 Mart'ta bitmiş. 2 Nisan'da 62 milyon TL'lik bir ihaleyi yapmanın hukukla, ahlakla, siyasetle örtüşü bir tarafının olduğunu söyleyen var ise ben onunla bir yerde oturmam. Ben zaten hukukçu kimliğinize soruyorum bu soruyu. Ne olacak mesela o ihale? Şimdi bakın. Şöyle diyebilirler. Ya arkadaş, mazbata bizde. Ha mazbata bizde. Ne var ki bunda? Ne var ki bunda? Soru da şu kadar basittir. Ne var ki bundaysa niye 31 Mart'tan bir hafta evvel yapmadığında alelacele 2 Nisan'da yapıyorsun? Neden olabilir? Sizce neden olabilir? Sizce neden olabilir mesela yani? Hani siz olsanız yapar mısınız? Siz olsanız yapar mısınız? <laughs> Neden yapayım yani? O, bunun bir anla, bir açıklaması olması lazım. Bunun bir açıklaması var arkadaş. Aynı memlekette yaşıyoruz. Yani birine gider ayak kaynak aktarıyor. Yani ne açıklaması olacak bunun başka türlü ya? Yani kendine de yazık, yaptığın işe de yazık. <laughs> Samimi söylüyorum yazık evet, ya. Dört dönemdir belediye başkanı o. Evet, evet. Yani hani tecrübesiz değil, işi bilmeyen bir adam değil. Ne yaptıysan zaten 20 yılda yapmışın arkadaş. Son iki güne ne sıkıştırmaya çalışıyorsun? Ve şunu söyleyeyim ha. Biz ne yapabiliriz? Ne yapacağımızı söyleyeyim. Hukuken doğru olabilir. Yani mazbata onda ama siyaseten hiç kimse bunu açıklayamaz. Ha, acil bir iş olur mesela. Anlatabiliyor muyum? Evet. İtfaiyenin bir işidir, can kurtaranın bir işidir. Bu açıklanabilir bir şeydir. Bir ama hayatın alan olan akışına onun dışında rutin bir iş bu, bu noktaya konulamaz. Ha, ne yapacağız? Bugün söyledik zaten. O ihaleyi veren de, o ihaleyi alan da rahat etmeyecek nasıl rahat etmeyecek? Hukuken didik 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 edeceğiz. Tamam mı? Hukuken didik didik edeceğiz. Kamunun kaynağının birinin cebine aktarılmasına seyirci kalabilecek bir anlayış öldü. Yok artık öyle bir şey. Tamam mı? Ne oyumuzu çaldırırız, ne hakkımızı yeriz, yediririz, ne başkasının hakkını yeriz. Vatandaşa da açıklayamayacağımız bir saçmalığın içine girmeyiz. Peki. Bir şeyde bir yerde duruyorsak Vatandaşa şu nedenle duruyoruz deriz. Hareket ediyorsak da bu nedenle hareket ediyoruz deriz. Yani şeyin de Özgür Çelik'in söylediği, tuzla için de böyle, Gaziosmanpaşa için de böyle. Ama şöyle bir durum da var. Bunu söyleyeyim. Ben e, siyasi hayatımda belediyeleri kaybeden bir durumda da oldum. O zaman da bizim belediyeler için evrakları yakıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan diyorlardı. Dolayısıyla diyorum ki sakin olun. Bu tip işler her zaman olur kimseye şey yapmayalım ne diyelim vebal atmayalım ama elimizde kanıt varsa elimizde kanıtlayabildiğimiz görülen somut bir şey varsa sonuna kadar da üstüne gidelim. Peki biraz İstanbul'dan çıkarırım mı? Evet, bir bir e, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki stratejisi evet. en çok merak edilen izleyeceğim tarafından da başa açalım o zaman. Şimdi Mayıs seçimlerinden sonra e, deyim birinde ise muhalefet dağıldı. Daha doğrusu masa dağıldı. Ayrıca e, en yakın ortağınız Neredeyse bütün kampanyasını CHP'nin Cumhurbaşkanı seçilmesini istediği adayların üzerine kurdu. Evet. Doğrudan da hedef alarak hem Sayın İmamoğlu'nun hem Sayın Yavaş'ın üzerine kurdu. CHP'nin önceki genel başkanı ve şimdiki genel başkanını suçladı. Ee, dediğim gibi masada dağıldı ve yerel seçimlere geldik. 4 ee, ayda da genel başkanı değiştirdiniz. 4 ayda yeni bir genel başkanınız var. Bu sonucu gerçekten bekliyor musunuz? Bekliyor muydunuz? Birincisi bu. İkincisi Türkiye'nin birinci partisiniz. Evet. Tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir şöyle bir de algı var. Başta tekel ürünlerine hemen zamlar gelmeye başladı. Artık sorumluluğu sizde görüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> birinci parti oldular. Kılıçdaroğlu yapıyordur ya. <laughs> Öyle bir şey var ya. Pazarda pazardaki zamları Kılıçdaroğlu yapıyordur O İsmet Paşa'ya kadar bile gider de. <laughs> evet İsmet ee, kadar gider. O zamları ya. da hatırlatayım. Evet. Bu oylar sizin oylarınız mı? Yani şu anda siz oylarınız mı? Size bir avans mı verildi, bir kredi mi açıldı? Ee, bu oylar kalıcı mı sizde? Efendim, e, oylarımıza bakalım. E, Adalet ve Kalkınma Partisinin oylarında bir düşüş var. Cumhuriyet Halk Partisinin oylarında bir artış var. E, diğer küçük partilerden bazılarının oylarında da bir artış var. Yani Yeniden Refah Partisinde artış var. Zafer Partisinde artış var. Buna karşılık, MHP'nin düzeltiyorum İyi Parti'nin oylarında bir düşüş var. Altılı masanın diğer bileşenlerinin oyları e, gerçekten hani e, yüzde bindeler seviyesinde. Dolayısıyla hepimizin çıkartması gereken dersler var. 10 e, ay evvel benim 10 yaşında bir oğlum var. Baba nasıl kaybettiniz diye sordu bana. Çünkü bizim kaybedeceğimiz bir ortam yoktu. Ama kaybetmek için ne gerekiyorsa yapıldı adeta. Yani altılı masanın mimarisi, düzenlenen mitinglerin yapısı, bir sürü şey söylenebilir yani. Kendi adıma söyleyeyim. Biz çok şey gördük. Yani çok heyecanla dolanan insanlar değiliz artık. Sakiniz, rasyonel davranabiliyoruz. Çok böyle şaşırmıyoruz falan. Ama 14 ve 28 Mayıs'tan sonra ben kolları şuradan kopmuş hissettim kendimi uzun süre kendimi sadece psikolojik olarak değil fiziksel olarak da toplayamadım. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu duygu bütün topluma hakimdi. Evet. Elbette kazanan partinin taraftarları seviniyordu ama kaybeden parti olarak biz de çok üzülüyorduk. Sadece kendi partimiz adına değil, birazdan açarız belki, memleket adına da üzülüyorduk. Ve herkes şöyle düşündü. Artık toparlanamazlar. Evet. Toparlanamazlar çünkü İYİ Parti başka şey anlatmaya başladı. Ali Babacan ne anlatıyordu farkında mısınız hatırlıyor musunuz? Girsin bakalım CHP tek başına ne yapabilecek, Türkiye'yi bilmiyorlar mı falan diyordu. Hatta bugün bir şeyde gördüm, Keps'te gene yayınını gördüm. E, İYİ Parti e, her yerde karşımıza aday çıkarttı. Ya niye çıkarttı diye sorma hakkımız olabilir mi? Yok. O, o bir siyasal parti ne isterse onu yapar yani. Dem her yerde karşımıza aday çıkarttı. Bunların hepsi normal. Ben kimlere üzüldüm onu söyleyeyim. Ben Burak Avuncu'ya üzüldüm. Ben Turan Çömez'e de üzüldüm. Çünkü ben ne Burak Avuncun'un İstanbul'a ne de Turan Çömez'in Balıkesire aday olmak istediklerini düşünmüyorum. Kendilerinin bu konuda çok kocaman harflerle yazılmış beyanları yok. Ama satır aralarını okursanız yaptıkları çok açıklamalarını bunu hissediyorsunuz. Sen yani ne? Sayın Akşener daha önce kazanacak aday diyordu, Şimdi kaybettirecek adayları çıkar. Ya elbette. Yani toplumda Burak Avuncu, Turan Çömez, genç insanlar, işte gelecekleri olan insanlar birine kaybettirmek için inanılmaz uğraşıyorlar. Ya 2019'u bir düşünelim. Ahmet Akın beyefendi bir adam. Ahmet Akın'ı biz 2019'da yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir adayı olarak koyduk. Sonra ittifak sürecinde İyi Parti dedi ki burayı bize verin biz kazanabiliriz. Ahmet Akın anons edildikten sonra, nomine edildikten sonra geri çekildi. Bakın bir insan için bu çok üzücü bir şeydir. Aileniz var, çoluğunuz, çocuğunuz var, çevreniz var. Sizi büyükşehir aday olarak koyuyor bir parti. Sonra 10 gün sonra diyor ki sizi geri çekiyorum. Ahmet Akın dedi ki partim bunu yapıyorsa ben bir şey söyleyemem. Yani uygun olmuyor ama ne yapayım. Çekildi. Yerine İsmail Ok konuldu. İyi Parti'den İsmail Ok konuldu. Biz Balıkesir'i kaybettik. Ve İsmail Ok AKP'ye geçti. Şu anda AKP'de milletvekili. Evet. E şimdi böyle yaptığın bir insana, borçluyuz biz Ahmet Akın'a lafları da o taraftan duyulmuşken, 2024'te Ahmet Akın'ın karşısına Turan Çömez'i koyuyorsun. E, kamuoyu yoklamaları Turan Çömez'in maksimum 7 alabileceğini gösteriyor. Ve onun alacağı 7 seçim kazanmaya yetmeyecek ama Ahmet Akın'a kaybettirmeye yetebilecek. Bu kadar. Ya çerçeve bu kadar. Bak bakın bir kere daha söyleyeyim. Biz bir gün diğer siyasal partilere niye aday koyuyorsunuz demedik. Demeye hakkımızın olmadığını farkındayız. Ama toplumun bunu nasıl okuyacağı belliydi ve böyle okudu. Bakın Ahmet Akın'a seçimlere dört gün kala telefon ettim. Anketlerde geride gösteriyor. Ve canımız sıkkın yani. Kendisinin canı çok daha sıkkın. Dedim ki Ahmet bu seçimi kazanacaksın. Sakın bir santimetre geri durma. Bütün çalışmanı ortaya koy. Çünkü vatandaş sandığa giderken son 3 gün kala gerçek fikrini ortaya koyuyor. Evet. Yani ben şu partiyi destekliyorum ideolojik olarak diyor ama seçime giderken bu oy ne işe yarıyor demeye baklıyor, başlıyor. Buna bir stratejik oy davranışı diyoruz. Tüm siyasal partiler yapıyor. Bizim arkadaşlarımız yapmadı mı? Ekmelettin İhsanoğlu'na aday yapıldığı zaman Sayın Genel Başkanımız da tıpış tıpış oy vereceksiniz dediği zaman gidip verdi mi Cumhuriyet Halk Partisi tabanı? Vermedi. Yani dolayısıyla yani hiçbir partinin tabanı artık emir eri falan değil. O tabanın ihtiyaçlarına, görüşüne uygun adaylaştırma yaparsan o tabandan da oy alıyor, o tabanın dışından da oy alıyor. Ahmet Akın da böyle oldu ve aldı. Şimdi İyi Parti'de bakın işte şakır şakır istifaya davetler, kurultay davetleri falan filan. Ben soruyorum ya hani öngörülemez bir şey miydi ki bu? Öngörülemez bir şey mi? Herkes böyle olacağını düşünüyordu. Peki ne oldu da Mansur Yavaş'la, Ekrem İmamoğlu'yla, Sayın Meral Akşener arasında ipler bu kadar gerildi? Valla bizden yana bir şey yok. Kendileri yaptılar bu politikayı. İzleyecekleri yolu kendileri bilirler. Şimdi de bir sonuçla karşılaşırlar. Karşılaştılar. İYİ Parti bir siyasal partidir. Kendileri için iyi olsun. Yani ülkeye yararlı olsunlar. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Emanet oy mudur meselesine gelince onu da söyleyeyim. İYİ Parti'yle ilgili Akşener'le ilgili sorsak mı orada hızlıca başlığı kapamadan? Şu emaneti bir Eman, bitireyim. Şu emaneti bir bitireyim. Ee, 2019'un Mart'ında 31 Mart'ta 13 bin oy farkıyla Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. Ee, Haziran'da 3 ay sonra 780 bin, 800 bin oy farkıyla kazandı değil mi? Evet. Ve herkes şey diye baktı. Yapılan haksızlığa bir reaksiyon olarak bu oylar verildi. Bu oylar Ekrem İmamoğlu'nun oyları değildir. Eğer AKP böyle davranmasaydı bu oylar Ekrem İmamoğlu'na gelmezdi. Evet. O anda doğruydu aslında. Evet bir reaksiyon oyuydu bu. Çünkü bizim oyumuz işte 13 bin farkla bitmişti. Marifet oyu muhafaza etmekte ve oyu geliştirmekte. Marifet burada. E o marifetin de sebepleri var. Ya ben söyleyeyim size. Mesela hani biz burada kentliyiz ya böyle Maslak'ta Sarıyer'deyiz falan böyle Boğaz'a yakın. Ya buraya yarım saat 40 dakika mesafede tarlalar var. İnsanlar buğday üretiyorlar. İnsanlar hayvancılık yapıyorlar. İnsanlar domates üretiyorlar. Farkında mıyız? Farkında değiliz. Gene kötülemek için söylemiyorum. Bir durum tespiti olarak söylüyorum. 1994 yılından e, 2019 yılına kadar bu memleketi, bu ülke, bu e, şehri. ili, şehri, kenti önce Recep Tayyip Erdoğan, sonra AKP'nin diğer belediye başkanları yönettiler. Tarımla ilgili bir tek destek yoktu. Bakın bunu objektif olarak söylüyorum. Bir tek destek yoktu. Biz arkadaşlarımıza her türlü desteği verdik. Ücretsiz mazot verildi biliyor musun bu, 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 bu kentte? Yani hem de mazot öyle şey kredi kartına falan değil. İBB'nin tankerleri köye gittiler. O traktöre, kayıtlı traktöre deposuna koydular. Buğday tohumu da attık, Buğdayını satın aldık. Ve o buğdayı halk ekmek yapıp e, insanlara verdik. Efendim fide dağıttık. Fideyi kendimiz ürettik. Fide dağıttık üretilen domatesi, biberi, patlıcanı Beşiktaş'ta Kadıköy'de pazar kurdurduk, sattırdık. Yem, ücretsiz yem verdik. Ücretsiz yem ne demek biliyor musunuz? Yani hayvancılık yapanlar <laughs> bilir bunu. Çok, çok. Vesi yemeği veriyorsun, ücretsiz veriyorsun. Ürettiği sütü satın alıyorsun. O ediyorsun ve onu o çocuklara dağıtıyorsun. Bunu yaparken de bir tek insanı ayırt etmiyorsun. Şöyle küçük bir anekdot anlatayım. Bizim yaşlı bir eski belediye başkanımız var. Beni de çok sever. Dedi ki ya Gökhan burada İBB'nin tarımı AKP'lilere gübre dağıtıyormuş. Ya çiftçilere dağıtıyordur. Olsun AKP'li onlar. Bak çiftçi, çiftçi biz adam ayıran, çiftçi kayıt sistemine bağlı. E, tarlası var, kira veya kendini biz onlara dağıtıyoruz. Şimdi ben Şile'nin köylerine gidiyorum. Seçimden 3-4 gün evvel Oruçoğlu diye bir köydeydim. Köyde konuşmamı bitirdim. Eskiden Adalet ve Kalkınma Partisi Partisi'nde İl Genel Meclisi üyeliği yapmış bir arkadaş. Ayağa kalktı. Dedi ki Gökhan Bey size bir şey soracağım. Eskiden dedi siz bu kahvelere giremezdiniz bile dedi. Şile'nin köylerinde kahvelere gireceksin de sen konuşma yapacaksın böyle alkışlanacaksın falan. Bunlar mümkün değildi dedi. Ne yaptınız biliyor musunuz dedi. Gönül kazandınız kardeşim dedi. Kimseye ayırmadınız dedi. Sayın Başkanım, Önemli. İşin bir tarafı, diğer tarafı da Ak Partinin erimesinden bahsettiniz. Büyük bir oy kaybı var. Burada Ak Partinin neyi kaybettiğini, neyi yapamadığını e, ya da bu seçim sonuçlarında 10 ay öncesine göre e, evet Türkiye'de ekonomik olarak daha kötü durumdayız, emeklilere ile ilgili büyük problemler var. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bunları yapıp kazanan tarafa geçmişken. AK Parti neyi kaybetti de bu süreçte bu duruma geldi? Ya şöyle bir dikotomi üzerinden anlatalım. Ee, bizim 2019'da gene bir yerel yönetim başarımız vardı. Ve 2019'dan sonra bu memleketin başına gelmeyen kalmadı. Biliyorsun bir pandemi yaşadık. Bütün dünya yaşadı ve biz de yaşadık. Büyük bir iktisadi kriz o pandemiye eşlik etti. Ve bunu, bunu biz de iliklerimize kadar hissettik. Bu çerçevede Bizim başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm belediyelerimiz sosyal yardımlar konusunda çok etkili çalışmalar yaptılar. Bakın çok etkili çalışmalar yaptılar. Hani şey diyorlardı ya. Bunlar gelirse yardımları keserler. Ya yıllarca anlattılar. Size bir örnek vereyim biliyor musunuz? Ya adını da anayım yani. Hani artık bunlar bir siyasi hikaye haline dönüştü. Ben 2007'de milletvekili adayıyım. Seçilemeyecek bir yerden Ankara'da. Altın Dağ'da dolaşıyoruz. Ee, ekmek dağıtıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bir gün seçime iki gün kala Ankara Büyükşehir ekmek dağıtımını kesti. Vatandaş acayip tepki gösterdi. Dedi ki CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş ekmek dağıtımını durdurmuş. <laughs> Ve inanılmaz bir tepki örgütlüyor. Anlatabiliyor muyum? Ya, ya ekmek dağıtım için anayasa mahkemesine mi gidiyor? Aslı yok, astarı yok. Ama buradan bir şey yapıyor. Yıllarca şunu anlattılar. Biz sizlere bakıyoruz. CHP gelirse sosyal yardım yapmaz, aç kalırsınız bir iki. Bir de CHP gelirse yandaşlarına yapar. Ama şunu da söyleyelim, şunu da söyleyelim, söyleyelim ama Ankara kart var. Evet. Ya yani şunu da söyleyelim. Evet, evet. Bir sürede, yani özellikle de Deniz Baykal dönemi ne hatırla, hatırlayınca. Bunlar yardımlarla iktidar oluyorlar. Makarnayla, kömürle yardımlar oluyor diyerek memleketin yoksulları da incitildi. Üstad çok haklısınız. Cumhuriyet Halk Partisi öğrenen bir siyasal partidir. Yoksa 100 yaşında olabilmesi, 101 yaşında olabilmesi mümkün değildir. O dönemlerde evet, bakın ben sol damarı çok yüksek olan bir insanım. Evet. Ee, ve hani partimin yaptığı yanlışları da, çok açık bir şekilde eleştirmiş ve bunun da bunu mesafeyi hatırlatmak açısından da söyledim. Çok haklısınız, çok haklısınız. Şimdi şöyle söylüyorum ben: Yoksulluğu yönetme, yoksulluğu yok et. Yok et. Ama yoksulluk varsa sen ona yardım etmek zorundasın. Birine göbeğini kaşıyan adam diyemezsin. Bunu diyen bir gazeteci, biz değiliz ama bize mal oldu. Mal. Makarna kafalı adam. Ya ne demek makarna kafalı adam? Sen ona makarna da ver, protein de ver ama bir kere daha söylüyorum. Ekonomiyi öyle bir tahrik et ki iştidam yarat, o insanlar çalışsınlar, o insanlar kendi paralarını kendileri kazansınlar. Yani cahil bırakarak, eğitimsiz bırakarak ki eğitimsizliklerinden ben sorumluyumdur. Evet. Ee, aynı zamanda işsiz bırakarak, yoksul bırakarak kendinin arka bahçesi yapma. Söylediğimiz budur. Ama onu öyle bir söylüyor ki makarnaya memleketi satıyoruz. Kimse makarnaya memleketi satmıyor kardeşim. Makarnaya muhtaçsa adam kim de ona makarna veriyorsa doğru bir iş yapıyordur. Onun hesabının diğer tarafı da kent lokantalarının küçümsenmesi. İşte şimdi onlar olarak tabii, geldi. tabii aynen öyle. aynen öyle. O. Bakın orada bir şey soracağım size. Ekrem İmamoğlu benim çok yakın arkadaşımdır. Yani çok yakın dostumuz dostumdur. Ama her konuda birebir düşünüyoruz diyemem yani. Ben 2019'da geldim böyle İstanbul Belediyesi yeni alınmış bir inceleme yaptık. Dedim ki bu bel turlar ne işe yarar? Bu bel turların tamamını kapatın, tamamını kent lokantası yapın. Ya öyle demeyin ama bel yerleri güzel. İşte şey, ya en kaliteli kafeyi işletmek <laughs> bir sosyal politika aracı olabilir mi yani? Bizden evvel devralınmış ve öyle gidiyor. Ee, arkadaşlarımıza haksızlık etmek istemem. Bel turda bir sürü insan çalışıyor falan filan ama bence bir sosyal yardım, sosyal politik olarak geri dönüşü yok. Kaldı ki orada çay pahalı, kahve pahalı diye belki sen zarar görürsün. Peki kent lokantası ne yapıyor? Israrla söyledim. Açalım, açalım bakın yoksulluk çok artıyor açalım. Kent lokantasında 40 liraya yemek vermek bir insanın hayatı, hayat sevinci anlamına geliyor. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Her işin bir uzmanlığı var. Ben dedim ki burayı şey yapalım, ücretsiz yemek yapalım. Sosyal politik uzmanları dediler ki bir insanın az bir parayla para verip de yemek yemesi ayrı bir şeydir. Zevktir ve onurdur. Onu ezmiyorsun. Anlatabiliyor muyum? O gelecek çoluğuyla çocuğuyla yemek yiyecek. İnanın kent lokantalarıyla ben gurur duyuyorum. Ha birisi kent lokantasıyla köfteciyle dalga geçmeye çalışırsa başına ne geldiği de görülüyor. bu, bu nereden bili oluyor biliyor musunuz? Ee, ben 3 üniversite mezunuyum. Okul insana hayat öğretmez arkadaş. Çok açıktı bak öğretmez yani. Sen eğer sokağın içinden geliyorsan esnaflığın, <laughs> lokantanın, e, dayanışmanın ne demek olduğunu öğrenirsin. Esnafı küçümsersen, köfteci dersen, kent lokantası açmış bunu da hizmetten sayıyor dersen... ...orada o kuyruğa girip de 40 liraya yemek yiyen adam... Ya bu adamdan bir şey olmazlar. Yani. Madem bu mesafenin kapatılma sürecinden bahsettik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da seçimden sonra bir tweet'i vardı. Ektiğimiz tohumlar bugün gür fidanlar verdi diye. Bu helalleşme sürecinin katkıda bulunduğunu, farklı kesimlerden oy getirisinin, e, yani oy alınabilmesinin belki dün değil ama bugün e, gerçekleşmesinin bu süreçle bağlantılı olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü ben İyi Partili önemli biriyle konuştum. Şimdi isim vermeden söyleyeyim. Bana söylediği şey şu oldu. Bizim beraber yol yürüdüğümüz 6-7 yıl içerisinde toplumsal muhalefetin sağını temsil ediyorduk. İşte CHP solunu temsil ediyordu. Saadet Partisi daha muhafazakar tarafını temsil ediyordu. Ama öyle bir şey yapmışız ki bugün bir belediye seçiminde toplumsal muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'ne rahat oy verebilir hale gelmiş ve burada tereddüt yaşamıyor. Bu analizlere katılır mısın? Ee, katılırım. Evet. Ama bazı söyleyeceklerim olur. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun, e, Sayın Genel Başkanımızın bu partiye e, önemli hizmetlerinin olduğunu düşünüyorum. Önemli katkılar oldu. E ben 2015'ten 2023'e kadar kendisine muhalefet etmiş bir insan olarak bunu söylüyorum. Yani önemli katkıların olduğunu kaydetmeliyiz. Bir, e, CHP Kürtlerle çok kopuktu. Hı. İki, CHP muhafazakarlarla çok kopuktu. Üç... CHP sosyalist solla da çok kopuktu. Yani böyle bir garip, kendi içimize kapanmış bir halimiz vardı. Ya mesela... Kendi içinize kapansanız gibi de kendi içinize kapanıp içeride kavga eder. Öyle öyle yani hani... E, Türkiye'de mesela layıklığın ben son derece önemli bir e, durum olduğunu düşünürüm. Devletin layık olmasının ve layık koşullarla yönetilmesinin çok önemli bir mesele olduğunu düşünürüm. Ama bunun Kadının başörtüsüyle tartışılıyor olması kadar abuk bir şey olamaz yani. Ya biz yıllarca üniversite hocasının sakalına karışma kardeşim, kadının başörtüsüne karışma kardeşim diyerek büyümüşüz, gelişmişiz. Sonra partimiz başka bir şey söylüyor yani bu, bu bunlar zaten acayip ters tepti ve oradan biz e, gerçekten kendimizi geliştirme geldiğimiz nokta itibariyle söyleyeyim. E, ben Anadolu'yu çok dolaşan bir insanım. Daha belki yaşamım da öyleydi, siyasi yaşamım da öyleydi. Ee, Sayın Genel Başkan'ın muhafazakar kesimle kurduğu güçlü bir bağın var olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüyorum yani evet. gördüm Ve bundan ben mutluluk duyuyorum gurur duyuyorum Çünkü ya hep de şu örneği veririm Yan yana Yozgat'ta iki tane esnaf Üç tane olsun biri AKP'ye biri MHP'ye biri CHP'ye oy veriyor Bir tanesi iyidir iki tanesi kötüdür Böyle bir mantık olabilir mi ya? Bunlar aynı yerin insanları anlatabiliyor muyum? Sen ne kadar ulaşabilmişin? Kültürel kodlarımız var, ailemizden gelen geleneklerimiz var. Ama ben insana ulaştığın zaman, kendini anlattığın zaman Anadolu insanının çok farklı olduğunu düşünüyorum. Çankırı, o kadar az oy alırız ki biz. Ya Çankırı'da benim dünya kadar dostum var. Önemli bir kısmında da muhafazakardır falan yani. Niye? Amasya'yı aldınız işte mesela. Amasya'yı aldık. Kastamonu'yu Kastamonu aldık. Kastamonu'yu Kırıkkale aldık. Kırıkkale'yi aldık arkadaşlar. Ama. Kilise aldık. Afyon'u aldık. Az, az içme. Bunlar düşün. Bakın şöyle söyleyeyim size. 89'da CHP'nin aldığı yerler sayılır ve biz hayret ederdik. Ya bura burayı CHP yönetiyormuş bir zamanlar falan. Kayseri var mesela. Evet Kayseri var mesela. Mesela Bolu için öyle düşünürdük ama Bolu artık şeyde epeydir CHP'de. Evet. Yani özetle ben kazanılamayacak yer olmayacağını düşünüyorum. Konya'da 5 tane ilçe belediyemiz var şu anda. 5 tane ilçe belediyemiz var. Ee, burada da şunu e, ayrıca açmak isterim. Konuşmamın başında da söylemiştim. E, İstanbul Büyükşehir'i aldık. İstanbul Büyükşehir'i kötü yönetseydik o emanet oyların tamamı geri giderdi ve biz bugün büyük bir yıkımla karşı karşıya kalırdık. Oysa emanet oylar kalıcı olmuş üstüne de yeni oyları koy, koymuşuz. Bu yani, de aynı analizi yapıyorsunuz değil mi? Bu şekilde 89'da evet. olmaması gerektiği Çünkü 89'un sonrasında e, Refah, neredeyse... Yani. Yani Sosyal Demokratlar gün yüzü görmedi. Efendim 1989'da büyük bir ruh vardı. Ee, ben gencecik bir adamdım. Televizyonun karşısında o seçim sonuçlarını nasıl bir mutlulukla izlediğimi gün gibi hatırlıyorum. Dün gibi hatırlıyorum ya da e, ancak belediyecilik alanında CHP'nin yeterli deneyimi yoktu. O dönem. Ve, tabii. Evet o dönem ve yeterince belediyeler eşgüdümle kontrol edilerek yönetilemedi. Bugün CHP nasıl biliyor musunuz? CHP'nin kadın kollarından, gençlik kollarından yetişmiş çok sayıda arkadaşımız belediye başkanı milletvekili. Bakın 15 yıl evvelki halini bilirim. Hatta derler ki ya bir İzmir'e gelmiştin de bana fırça atmıştın falan derler. Ya şimdi canavar gibi bir milletvekili. Nereye gönderirsen gönder. Alana anında hakim olur. Sözünü söylemini ayarlar falan. Niye? Herkes siyaseti küçümser biliyor musun? Çok kolay yapılabilir bir şey sanır. Siyaset o kadar zor bir iştir ki. Kimden nasıl konuşacağını, hangi tonla konuşacağını, gönlünü nasıl kazanacağını bilmek, sözünde nasıl duracağının e, hesabını yapabilmek, cep telefonunun numarasını değiştirmemek. Bakın vatandaş bunların hepsine bakıyor. Anladım. Dolayısıyla ben CHP'de şu anda çok yetişmiş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Yani illerimiz, ilçelerimiz yetişmiş kadrolar, inançlı kadrolar. Partiler için ölürler ama memleketlerini daha üstte tutarlar. İnanın bana. Bakın. 80 bir cümle söyleyeyim. Peki. Ben, peki. Soru sormayacağım merak etmeyin. Bir anons yapıyorsunuz arkadaş. Aman arkadaşlar tansiyonu düşürelim. Biz buraya kavga etmeye gelmedik. Herkes ona göre duruyor. Bakın evet. bu çok binlerce insanın bulunduğu yerde böyle bir toplumsal refleksi geliştirebilmek ancak siyasi bilinçle mümkün. Hasan Bey Aslı 89 hatırlattığı yoldu. Ben de yani 89 sonrası evet e, Sosyal Demokratlar gün yüzü görmedi pek e, evet. e, dedim. 94'ü de hatırlayalım. Yani 94'te de Refah Partisi'nin yerel yönetimlerde sağladığı başarı 23 seneyi buldu. Aynen. E, bir AK Parti iktidarını yaşattı. Bir belediyeden aldılar ve buraya getirdiler elbette yani. Bu seçimde şimdi baktığımız zaman haritaya o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıyılara sıkışmış seçim sonuçlarını görmedik. Konumunun değiştiğini gördük ve e, bundan sonraki süreçte Asıl izleyiciler orayı merak ediyor. Burada mesajlar da geliyor. Dolayısıyla soruyu oradan sormak istiyorum. Bundan sonraki süreçte nasıl bir siyaset e, güdecek Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü artık işi daha mı zor? Bundan böyle iktidarı kazanma potansiyeli var mı? O konuma geldi mi? Nasıl bir aşamaya geçiyor artık? Şimdi bir cümlede ben ekleyebilirim. Evet, lütfen. Dayanamadığı bir çıkmaz. Evet yani, buyurun. E, bu seçim sonuçlarının ardından yani hem e, siyasetin Sağında hem solunda hem merkezinde tanımlayanlar 2028 hedef gösteriyorlar. Sizin açınızdan da böyle mi? Çünkü e, seçimler analiz edilirken işte bir İmamoğlu gerçeği, bir İstanbul gerçeği vardı ama şimdi bir de Ankara gerçeği de eklenmiş oldu. Yani işte evet. 60'lık bir oy. Rakibini ikiye katladı. Çok Tabii. büyük bir zafer Tabii. elde etti. 2028'i nasıl bekleyelim? Evet. Ee, bunun için bir iktisadi ve sosyolojik e, veri paylaşayım sizinle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kazandığı belediyeler toplumun yüzde 62'sinin yaşadığı yerler. Yüzde 62'sinin yaşadığı yerler. Gayri safi milli hasılaya katkısı buraların yüzde 86. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani toplumun bütün dinamik unsurlarının yaşadığı yerlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Evet. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani kazanamadığımız yerlerde hayat çok yavaş dönüyor falan demek istemiyorum ama bunlar şey hani iktisadi veriler. Bu sefer belediye meclisleri ve ilçeler de var. Tabii tabii. Aynen. Orası öyle. da çok önemli. Aynen öyle. Bakın bir şey söyleyeceğim size ben. Ee, bu, bu soru buraya döneceğim ama buraya, buraya hevesle bir şey söylemek isterim. Ee, öyle yanlış politika yaptı ki rakibimiz bizim elimizi çok kolaylaştırdı. Ya şimdi taksi meselesi. Allah'ın evet. severseniz. Benim Antalya'da üniversiteden sınıf arkadaşım. Babası çok zengindir. Tamam Böyle benzin istasyonları falan var. Üniversiteyi bitiremedi. Zenginlikten dolayı bitiremedi yani. Tamam mı? Antalya'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nde belediye meclis üyesi. Ama şeydir yani çok dostumdur benim yani. İstanbul'a geldi. İşte bir yerde oturacağız. Bana da yemek ısmarlayacaksın falan diyerek geldi. Güzel bir restoranda da yer ayırttık. Adam gelmiyor yani. Yaklaşık bir saat sonra geldi. Dedi ki sana bir şey söyleyeceğim dedi ya. Ben ben dedi bu taksi meselesini sizin uydurduğunuzu düşünüyordum dedi. Ulan dedi memlekette taksi bulamadım ya dedi. Taksi çevirip buraya gelemedim dedi. Bakın bir Ak Partili Belediye Meclis Üyesi bunu söylüyor. Şimdi ben size başka bir veri söyleyeyim. Her sunduğunuz İstanbul'a gelen turist. Ya ben evet. bu taksi meselesini çok kafaya takmış bir insanım. <laughs> hafta içi her gün bunu konu ettim. <laughs> ettim yani. Vay Allah ben bilmeden <laughs> gelmişim. <laughs> ee, İstanbul'a gelen turist sayısının ortalaması yapacak. İstanbul'a geçirdiği geceleme. Evet. Bire düşmüş. Tabii Ki tabii. kaos. Öyle öyle kaotik. Şimdi lafı şuraya getireceğim. Ukoman'ın yapısını değiştirip tabii. Taksi meselesini çözümsüz bıraktığını vatandaş görüyor. Peki taksi meselesinde taraflar kim? Bir tarafta Perişan olan İstanbullu, bir tarafta da taksi plakalarından acayip zengin olan bir kesim. Evet. Sen bunu tutuyorsun arkadaş AKP olarak. CHP olarak da biz diyoruz ki lan arkadaş burayı bir serbest bırak da hani şey yapalım. Peki UKOME'de ben AKP'li belediye varken belediyenin egemen olduğu UKOME yapısını ben gelir gelmez bürokratik bir yapıya dönüştürdüm. Devlet memurları senden yana el kaldırıyor ve ben taksi sorunu çözemiyorum. Peki ben taksi sorunu çözemeyince meseleyi çözemeyen yerel yönetim konumuna mı düşüyorum? Engellenen yerel yönetim konumuna mı düşüyorum? Sağ olsun AKP gerçekten hani biz bugün bir sonuç aldıysak burada AKP'nin ciddi katkıları var. Şimdi burada belediye meclisi bir meclis dakikamız üyesi. var. Kanka. Bir dakikamız var. Reklama reklam ardından devam eden bir cümle belediye daha. Belediye meclisinden karar çıkartamıyoruz. Ya onu bırakın. Salacak'ta yıkım kararı alıyoruz. İki yıl uğraşıyoruz yıkım kararı alıyoruz. Yıkıma zabıta gönderiyoruz. Kaçak restoranın üzerinde elinde tüfek olan makineli olan adamlar dolanıyor. Polis çağırıyorsun, kolluk kuvveti çağırıyorsun. Ne yapması lazım? Onları aşağı indirmesi lazım değil mi? Kolluk kuvveti geliyor, onlardan yana tavır alıyor. Şimdi bugün ne oluyor biliyor musunuz? Bugün nedir durum? Bugün artık bizim mazeretimiz yok. <laughs> yani İBB bir şeyi başaramazsa Vay ilçe belediyesi bizde değil, belediye meclis üyesi bizde değil. Bizi engelliyorlar diyemez artık. Sizin sorun aynı zamanda. Uka, uka, uka Efendim, aşabiliyor sizin, musunuz? Sizin için bir sorun aynı zamanda tabii. Elbette sorun. Peki reklam ama, vakti geldi. Bir, bir virgül koyalım. Burası Elbette önemli. Elbette sorun ama kendine güvenen insanlar için sorun değil olanak. Peki. Önümüzdeki zaman gösterecek yani. Şimdi İstanbul'da meclis çoğunluğunu aldınız. Sırada neler var? Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir aşamaya geçiyor mu? 2028'de cevaplanamadı oradan. Evet, evet, şimdi doğru. çok kısa bir reklam değerli izleyiciler. Birkaç dakika sonra yeniden bu ekranlarda Gökhan Günaydın karşınızda olacak. Sorularımızı yöneltmeye devam edeceğiz. Ayrılmayın. Milliyetçi partiler yerel seçimlerden kan kaybederek çıktı. Yeni dönemde milliyetçilerin yol haritası nasıl olacak? Zafer Partisi'nin İstanbul adayı Azmi Kara Mahmutoğlu, KRT'de gündem özele konuk oluyor. Alev Olgay, Kerem Kırçuval ve Hasan Basri Atdemir soracak. Kara Mahmutoğlu yanıtlayacak. Gündem Özel bu akşam 21.30'da KRT'de. Vivi! ile dilediğin tarihte, dilediğin araçları avantajlı fiyatlarla kirala, ödemeyi kafana takma! E hadi, viviliyor muyuz? Güvenli aracınız Vivi ile kiralar çıkıyorlar! Vivi! Vivi.com.tr Vivi Medya dolambaçlı ve karmaşık bir yol. Karmaşıklığın içinde bilginin değerli haline ulaşmak zor. Biz bu yolda her gün medya verilerini çeşitli filtrelerden geçirip anlamlı bilgilere dönüştürüyoruz. Medyanın mükemmel bir bilgi kaynağı olduğunu biliyoruz. Sadece takip etmiyor, fark ediyoruz. Akıllı Medya Bilgisi. Medya Takip Merkezi. İnternetin uzmanları öneriyor. D Smart nete gelenler interneti ve D Smart Go film dizi paketini sadece 199 liraya kullanıyor. D Smart Net'le 16 megabit'e kadar internet ve efsane film ve dizilerle dolu D Smart Go film dizi paketi ilk 3 ay 199, sonraki 15 ay 439 lira. Avantajlı fiyatlar D Smart'ın eğlence dünyasında D Smart hep yanında. Vivi ile dilediğin tarihte, dilediğin araçları avantajlı fiyatlarla kirala, ödemeyi kafana takma. E hadi, viviliyor muyuz? Güvenli aracınız Vivi ile kiralar çıkıyorlar. Vivi.com.tr Vivi. Vivi. <laughs> Gerçek futbol keyfi Arçelik Dev Ekran'da yaşanır. Gerçekçi ses ve görüntü teknolojisiyle size futbolun coşkusunu yaşamak kalır. Üstelik şimdi tüm Arçelik 75 inç ve üzeri televizyon alışverişlerinizde bir yıllık DigiTürk taraftar paketi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Milli Futbol Takımları ana sponsor ve sürdürülebilirlik ortağı Arçelik, milli takıma başarılar diler. hayatımızın neresinde? İslamiyet ve bilim arasında nasıl bir ilişki var? İslam'da felsefe var mı? İslam dini kimleri temsil ediyor? Yasin Kara soruyor. Araştırmacı yazar ve akademisyen Caner Taslaman değerlendiriyor. Caner Taslaman'la Din ve Hayat Cuma akşamı 23'te KRT'de. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. büyüklerim. Çok, çok zorluklar, zorluklar çektim, çektim. bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim size çok teşekkür etmek istedim. Şey bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Rösev hayat verir. Başka bir günde siz karanlıkta yollara düşerken biz günaydın diyeceğiz ama veda ederken aydınlanmış olacaksınız. Seçil Özel'le Başka Bir Gün hafta içi her gün saat 8'de KRT'de. Gündem Özel kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'a sorularımızı yöneltmeyi de sürdürüyoruz. Tam da şurada kalmıştık. 10 ayda ne değişti diye sorduk size. Nasıl Cumhurbaşkanlığı seçiminden farklı davrandı seçmen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki stratejisi ne olacak? Özellikle İstanbul'da artık meclis çoğunluğunu da aldınız. Bundan sonraki süreçte ilk icraatlar neler olacak? Şimdi sırasıyla sorayım. Kendi içinde çok soru var. Sırasıyla yanıtlamaya çalışayım. 10 ay evvel eğer biz hata yapmamış olsaydık çok hata yapmamış olsaydık bu seçimi Erdoğan kazanamazdı. Bu benim subjektif görüşüm. Hani en büyük hata antisymmetric. Ya oralara girmeyeyim. Ya yani kimseyi üzmek istemiyorum. Yeniden parti içinde sorun yaratmak istemiyorum. Ama ne demek istediğimi anlıyordur insanlar. Yani birçok hata yapıldı. Ben altılı masanın mimarisinden mitinglerin düzenlenmesine kadar ee, seçimlerde yaptığımız propagandaya kadar 128 milyar dolara kadar doğru olmadığını düşünüyorum yani. Aday yani. belirleme süreci çok. 400 küsü milyar dolar. Aynen aday belirleme süreci falan filan yani artık oralara gitmenin anlamı yok ya. Yani ne yapacaksın? Hayatı değiştiremezsin ki. Yaşadık yani bunu. Ee, dolayısıyla bir kere er, AKP ve Erdoğan o dönemde acayip güçlü falan değildi. Yani bir, bir kere bunu saptadım. İki pandemi ve iktisadi kriz o koşullarda idare edilmeye çalışıldı seçim ekonomisiyle. Sonra buraya doğru iş geldi. İki tarafla bakalım. Ee, AKP halktan kopuyor, kopuyor yani. Adayları bakın, e, yani toplumu heyecanlandıran bir aday çıkartabiliyorlar mı? Hangi ildeki adaylara acayip heyecan verici falan? Yani saygısızlık yapmak için söylemiyorum bir siyasetçi olarak bırakın beni de siyaset bilimci olarak görüyorum. O, oysa biz Valla bir sürü yerde kadın arkadaş çıkarttık ya. Yani Burcu'nun gidip Afyon'da seçim kazanması, Hasan'ın gidip Kastamonu'da seçim kazanması, Ahmet'in Kırıkkale'de seçim kazanması, Abdurrahman'ın Adıyaman'da seçim kazanması. Hepsi ayrı ayrı heyecan verici değil mi? Ee, dolayısıyla e, AKP halktan kopuyor ve yeni kadro üretemiyorlar. Birinci söyleyeceğim bu. İki, e, vatandaş şunu görüyor. Bir grup... AKP eliti zenginleşmeye devam ederken AKP oy veren yurttaş da fakirleşiyor. Hep şöyle bakar bizim mahalle. Onların çoluğu çocuğu iş sahibi. Onlar acayip para kazanıyorlar. Ya AKP seçmeninin tamamı böyle değil yani. AKP oy veren yurttaşların önemli bir bölümü böyle değil. Ee, olabilenler yapabilenler, bal tutanlar bu işi yapabiliyorlar. Ee, ve nihayetinde gençler ve emekliler. Bence iki tane önemli kategoriye atıf yapmak lazım. Ya 16.000 TL açlık sınırı var bu memlekette. 4 kişilik bir ailenin minimum harcaması gereken mutfak masrafıdır bu. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece karnını doyuracaksın. bin liraya ihtiyacım var. 10.000 TL 8 milyon emeklinin yani 16 milyon emeklinin yarısı ayda 10.000 TL aylık alıyor. Ve sen bu vatandaşa diyorsun ki kusura bakma daha fazlasını veremem şey mümkün değil. Hani makroekonomik olarak mümkün değil. Ya peki aynı anda şunu söyleyeyim. Türkiye kur korumalı mevduata 800 milyar lirayı çaktı mı çakmadı mı? Peki niye biz kur korumalı mevduatı icat etmek zorunda kaldık? Çünkü sen bir gün talimat verdin. Bir gece yarısı Merkez Bankası Başkanlığı aldın görevden. %20 küsürlerden Mete Zoru'yla faizi %8'e indirmeye çalıştın. Döviz fırladı. O dövizin fırlaması seni siyaseten çok zorlayınca kur korumalı mevduatı icat ettin ve 800 milyar TL'yi bu ne demektir biliyor musunuz? 1.6 trilyon TL 6 Şubat'ta 11 ilde yıkılan tüm binaların yeniden yapılması için gerekli olan para. O paranın yarısını 800 milyar TL'yi ben ekonomistim naraları altında kur korumalı mevduata gömdüm. Peki bir emekli olarak sana kusura bakma makroekonomiye uygun değil para vermiyoruz dediği zaman vatandaş bunu görmüyor mu? Kimisi 1 milyon lirayı koyuyor şeye, kur korumalı mevduata, çalışmadan o aldığı faizden paşalar gibi yaşıyor. Yani yoksulun biraz... parası zengine veriliyor. Aynen, yoksulun parası, parası olana. Aynen, dolayısıyla bunlar görülüyor ve Peki bütün Peki bunları... emekli size mi oy verdi yoksa sandığa gitmedi mi? Şimdi Meral Akşener diyor ki emekli sandığa gitmedi. Bakın, e... Emeklinin içerisinde her partiye oy veren yurttaş var. Bir klasik vardır bizde. Gene bunları hani saygı sınırları içerisinde söyleyeyim. Merkezden çevreye doğru, kırsala doğru gittikçe CHP'nin oyu azalır. Eğitim düştükçe CHP'nin oyu azalır. Yaş arttıkça CHP'nin oyu azalır. Genel trendlerdir bunlar. Hani bir siyaset bilimci olarak ifade etmek isterim. Emeklilerde biz acayip oy alıyor değiliz. Var. Bize oy veren emekli var. Oy vermeyen emekli de var. Ben bu şeyi gördüm. Bu reaksiyonu gördüm. Biz mecliste bu işin konuşmalarını çok açık ve çok net yaptık. Çok sert yaptık. Benim TikTok'ta yaptığım bu çerçevede bir konuşma 460 bin kez paylaşıldı. Ya Bu, bu, bu bir şey ifade ediyor ve vatandaşa ben şunu söyledim. Diyordu ya Erdoğan CHP emekliyi kışkırtıyor. Ya Cumhuriyet Halk Partisi insanları kışkırtarak siyaset yapmayı bir anda yapabilse zaten iktidar olurdu bugüne kadar. E üstelik de emeklinin içerisinde benim söylememle kışkırtmayacak, kışkırmayacak dünya kadar AK Partili adam var. Ama onlar diyorlar ki yeter artık ya Gökhan Bey öldük biz diyorlar yani. Peki niye vermedi? Sokakta çeviriyorlar. Niye vermedi? Ya yani Tayyip Erdoğan ee, vermek olsa, 2019'da mesela birçok şeyi verdi. Gerçekten şey bitti. Tek çift takamamamın yani. ifadesi. Söylerse, bu yani ben emekliye yani, ayrılırsam. An, kendimi anlatıyor pozisyona düşmeyeyim. Uzmanlığımı söylemek için makroekonomide doçantıyım ben. Türkiye'de yürüyebilen bir iktisadi yapı yok artık yani. Hani havuza sürekli su koymalısınız ki döndürebilmelisiniz. Türkiye dünyanın 20. büyük ekonomisi sevgili dostum. Hala bir ara 16'ya kadar çıkmıştı. Şimdi 20 Hala çok büyük bir şey. Ama bu 20. büyük ekonomisi de biz sefalet endeksinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız. Ne demek sefalet endeksi? İşsizliği, yoksulluğu ve krediye erişememeyi birlikte ölçen bir endeks. Sefalet ilk 10. Ben bunu televizyoda söylüyorum mecliste. Hani halktan kopma böyle bir şey. AKP'nin bir grup başkanı var sağ olsunlar ya bize çok hizmet ediyorlar yani. Yani bu sonuçlara çok katkılar oldu. Diyor ki bana sefalet endeksi diye anlatıyorsunuz onları diyor dış güçler yapıyor diyor. Biz bilmiyor muyuz onları kimler yapıyor diyor. Ya arkadaş bunun hesaplama yöntemi belli. Elinde üniversiteler var, elinde TÜİK var, elinde araştırma kuruluşları var. De ki bu hesaplama yöntemi şöyle yanlış. Ben bu noktada değilim de. Ama bunlara hiç girip girmiyorsun. Çünkü girersen karşılaşacağın tabloyu biliyorsun Dış güçler diyorsun O zaman Üsküdar, Üsküdar'daki dedeyle Hani layıklık elden gidiye Diye bizden dalga geçen dedeyle AKP'nin grup başkanı arasında Meseleye Düşünsel yaklaşım açısından bir fark kalmıyor Ve dolayısıyla orta, orta yerde Mücadele edebilecek bir iktidar partisi yerine Kendi kendini ortadan kaldıran bir iktidar partisi o, oluyor Deniz İmam. bitti mi yani şu anda Yani e, Türkiye'nin çok sıkı bir para ve maliye politikasına ihtiyacı var. Ve bu en az 2 yıl sürmek zorundadır. Mehmet Şimşek de tam olarak bunu söylüyor. Diyor ki 2026'nın ilk çeyreğinden önce enflasyonun düşürebilme ihtimali yoktur. Çünkü birikimle enflasyon geriden geliyor diyor. Sorun da tam olarak buradan başlıyor. Şimdi biz bir ponzi finansmanı yaptık. Üretmediğimiz parayı harcadık yıllar boyunca. Birileri inanılmaz zengin oldu. Bakın bunu gene haksızlık etmek için söylüyorum. Ya gözümüzün önünde ya. Yani e, milletvekillerinin çocukları benim hayalimde göremeyeceğim arabalara biniyor. Ya Mehmet Ali Çelebi Bentley marka arabaya biniyor. Hiç gördünüz mü Bentley marka bir araba? Ben görmedim valla. Anlatabiliyor muyum? Yani tablo böyle. E, bir taraftan da şimdi sen Düzilerde diyorsun ki... Var. Müzede var. <laughs> dizilerde de var. Yani bir görmedim dediğim hani <laughs> fizik olarak görüp bilmedim yani. Yoksa <laughs> evet. markanın farkındayız Biz yani. Biz de nerelerde gördüğümüzü <laughs> evet. ifade etmeye çalıştık zaten. Şimdi bir tarafta böyle bir gerçeklik var. Bir taraftan da vatandaşa diyorsun ki bu memleketi kurtarmamız lazım. E sabredeceğiz. Dinimiz de sabretmeyi emretmiyor mu? Ya biraz da sen sabretsen be birader. Yani dinimiz sabretmeyi emrediyor da. Eşitlik, adalet de olsun diyordun herhalde, öyle değil mi? Yani bir tarafta mahvettiğin adamlara iki yıl daha senin sırtından inmeyeceğim diyorsun. Dolayısıyla e, AKP'nin bu alanda çok ciddi bir açmazı var. Seçmen bu şekilde bir Ak Parti'ye ders verdi diyebiliriz o zaman. Peki e, bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 ay önce aldığı oyun ya da kazandığı seçimin bir güven oylaması olarak. Nitelendiriyor musunuz yani bu seçimi? Erken seçim isteyecek misiniz bu seçimleri gerekçe Şimdi, göstererek? E, ben e, sevgili Genel Başkanımız Özgür Özel'in konuşmasına yönelik bir atıfta bulunayım. E, tam olarak öyle söylemiyor. Yani seçmen AKP'yi cezalandırıyor doğru. Ama seçmen AKP'yi cezalandırmak için sandığa gitmiyor ya da başka partiye gidiyor yeniden refaha gidiyor, zafere gidiyor, Bilmi bilmiyorum bir yerlere gidiyor. CHP'ye gidiyor. CHP'ye de geliyor ve CHP'nin oyu da artıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hani AKP'ye kızdı da seçmen sandığa gitmedi ondan dolayı bu tablo ortaya çıktığıyla açıklanabilecek bir boyutun üzerindedir. Yani CHP birinci parti oldu. CHP birinci parti oldu ve akla hayale gelmeyecek yerlerde seçim kazandı. Dolayısıyla tablo böyle. Peki şunu söyleyeyim. Bir de erken AK Parti'den seçim. oy almadan Adıyaman'ı, Kastamonu'yu kazanamazsın yani öyle bir şey. Tabii tabii elbette. Ama bir taraftan da şu yorum da yapılıyor onu da ben ekleyeyim. Cumhurbaşkanı... İki seçim arasında bir tercih yaptı deniliyor. Kredisi vardı o da Cumhurbaşkanlığı seçimi için tercih yaptı. Ama diğer tarafta yerel seçimi gözden çıkardığına dair de bazı yorumlar Niye okumaya ki başladı. Niye birini tercih etmek zorunda mı? Yani iki tane mermisi Ekonomi yok mu? Ekonomi açısından. E, az önce siz de altını çizdiniz. Ekonomide belki de tek atımlık e, kurşun mu vardı? Onda da e, genel seçimi tercih etti e, şeklinde köşe yazılarına ve yorumlara şimdi tanıtmak yöntimleri... ediyoruz. Belediyeleri hiç küçümsememek lazım. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden doğdu. Biraz evvel siz atıp yaptınız. Refah Partisi e, buralardaki belediyelerden doğdu. E, yerel yönetimleri kazananlar bir sonraki dönemde merkezi hükümeti kazanırlar. Ben e, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde merkezi hükümetinin Cumhuriyet Halk Partisi olacağı konusunda bir inanç sahibiyim. Önümüzdeki dönemi sormuştum ben. De. Önümüzdeki dönem içinde şöyle söyleyeyim dostum bak bu, bu, bu çerçevede akıllı bir siyasal siyasal parti şöyle bakar ya bırakalım da AKP biraz daha şey yapsın biraz daha ezilsin biraz daha vatandaştan dayak yesin ama bu vatandaşın artık şeyi kalmadı yürüyecek takatik kalmadı dolayısıyla ben çok acele etmeden ama iki yıllık bir zaman içerisinden sonra e, bir erken seçim talebinin uygun olacağını düşünüyorum. Erken seçimi ben talep etsem ne olur arkadaş? Hemen değil ama iki yıl sonra. Hemen değil. Erken seçimi ben talep etsem ne olur? Erken seçim nereden karar alınabiliyor? Talep. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karar alınıyor. Yani iktidar partisinin çoğunluğu olmadan sen erken seçimi talep edemiyorsun. Ancak ben şunu düşünüyorum. Bu arkadaşların bu gemiyi 2028'e götürebilecek taahkiklerinin ve yakıtlarının kalmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla e, vatandaş artık yeteri daha fazla söyleyecek. Bir şey daha söyleyeyim size. Alanda acayip rahat çalıştık. Yani normal mi bu kadar rahat çalışmak? Yani gidiyorsun bir tane anormal tepki yok. Vatandaş halbuki zaman zaman tepki gösterir falan. Daha önemlisi 14-28 Mayıs'tan sonra tepki olmaması da şaşırtıcı değil mi yani? Ee, ya şöyle büyük bir tepki vardı olmaz mı 14-28 Mayıs'tan sonra bizim bizim şeyimiz tabanımız ya e, ben oğlum bana rozet takıyordu mecliste 10 yaşındadır benim kıymetlim yani e, ve gülümsemişiz yani hani bab babasına rozet takan bir çocuğa gülümseyen bir baba altına neler yazdılar? Biz yanıyoruz, siz gülüyorsunuz falan filan diye. Yani büyük bir reaksiyon vardı. Ama biz bu reaksiyonu yönettik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananların kolay olmadığını herkesin bilmesi lazım. Kurultaj bir İstanbul İl Kongresi yaşadık. Ya bilmeyen bilmez. Anlatabiliyor muyum? Yani oturup yazacak halimiz yok ama büyük uğraşlar verildi. CHP'nin kurultayı. Vallahi ben hala gurur duyuyorum yani. Orada 10 bin insan vardı. Bir tek kavga dövüş olmadan, kötü söz olmadan... Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve yetkili kurulları değiştirildi. Ve daha da güzeli ilk meclis e, oturumunda, ilk e, kapalı açık grup toplantısında biz 3 dakika boyunca değiştirdiğimiz genel başkanı ayakta alkışladık. Değişmesi gerektiğini düşünüyoruz ama insani hasletleri konusunda en ufak bir şeyimiz yok, tereddütümüz yok. Dolayısıyla... CHP burayı tamir ede ede geldi. Eğer bir şeyi değiştirmeden biz bu seçime gelmiş gitmiş olsaydık bu, bu başarı elde edilemezdi. Bu benim görüşüm olabilir. Katılan katılmayan olabilir. Ama CHP bu 10 ayı en azından CHP'de bir grup bu 10 ayı memleket sevdasıyla yana yana geçirdi. Yoksa daha, daha garantili işler yapabilirdik. Ama garantili olmayan işler yaptık. Kendimizi yakabilecek işler yaptık. Yeter ki memleket yanmasın. Ben bugün ya şöyle söyleyeyim size. E, kendi adıma söyleyeyim. 1 Nisan sabahı oksijenin bir tadı varmış diye düşündüm. Ya, ya, geldik geçiyoruz ya bu çok kıymetli bir şey değil mi artık yani? Geldik geçiyoruz ve samimi de söylüyorum. Bize oy vermeye yurttaşlarımıza yönelik en ufak bir kırgınlığım yok benim. Ben bir sokakta dolaşan AK Partili vatandaşa yönelik hiçbir zaman bir kötü gözle bakmadım yani. Onlar da bu dönüşümün kendi hayatları için ne kadar kıymetli olduğunu fark edecekler. Ben bunu yapabiliyorsam zaten iyi siyasetçiyim yani. Oksijenin tadı varmış. Güzel. Biraz betimlemenizi isteyeceğim aslında bunu. Çünkü sokakta e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen yurttaşlarla da konuştuğum zaman mesela e, farklı bir ilçenin el değiştirmesi sonucunda henüz bir icraat görmediler. Ama benzer tümceleri onlardan da duydum. Bu nasıl bir histir? E, ne ifade ediyor size? Onu sorayım. Bir de meclis çoğunluğunu İBB'de aldınız. O soruya yanıt e, rica ediyorum. Bundan sonra ne olacak İBB'de? İBB'de meclis çoğunluğu 184'de 130. Yani AKP MHP toplamında. 130, e, CHP 184. Açık bir meclis çoğunluğu var. Meclis çoğunluğuna sahip olmak hem rahat çalışmaktır hem de bir sorumluluktur sizin de söylediğiniz gibi. Yani artık e, meclis gündemine siz hakimsiniz. Eskiden muhalefet meclis gündemine hakimdi, şimdi siz getiriyorsunuz. Dolayısıyla e, İBB'den engellendim deme gibi bir şeyiniz yok, mazeretiniz yok, arkasına saklanabileceğiniz tam tersine... Doğru planlama, zamanında iş, zamanında kaynak ve insan yönetimi bunu gerçekleştirmek zorundasınız. İstanbullu e, iki şeyin farkında. E, diyorlar ya hani adam tatile gidiyor, gez, geziyor, yatırım yapmıyor. İBB tarihinin en çok yatırım yapan dönemini geçirdi. Bu yurttaşa yansıyor. E, daha da yansıyacak. İlk söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim de şu. Hani Kemal Kılıçdaroğlu için dedik ya muhafazakar kesimle bağ kurma. Ya bir Ekrem İmamoğlu'nun pazarda insanlarla nasıl bir iletişim kurduğuna bakın. İnsanları ötekileştirmezseniz, insanları bağrınıza basarsanız bunun karşılığını alıyorsunuz. Ee, i̇nsanlar artık bağıra, çağıra, dayatma, yapa, yapa yönetimden bıktılar. Vallahi ben de bıktım. Ya kimse bana bağıramaz. Ben, ben, ben bağırttırmam da ...birinin bağırmasını da duymaktan nefret ediyorum artık ya. ya biraz sesimizi düşürelim. Boynumuzu azıcık bükelim. Biraz sevgiliye bakalım. Başkanımız da biraz bağırarak konuşuyor. Ya Özgür <laughs> Bey'in bağırması şey, ona sürekli söylüyoruz. O bir e, tarz yani evet, öfkeyle evet. değil o. Hani biliyorum, biliyorum. E, biraz, ben da de, o, biraz da boğazına çok yüklendiği söylüyorum. için sesi de çatallanıyor. Bir de bir arkadaş şunu yazmıştı. Ona söyledim. Sürekli bağırırsanız, sürekli yüksek sesle konuşursanız bir süre sonra etki kayboluyor. Halbuki oradaki e, hani e, sesin frekansını mesela bir anda sesinizi düşürürseniz millet galiba burada önemli bir şey söyleyecek. Orada diyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın maharetini de söylemek lazım tabii. Ama heyecanlı evet. bir insandı Özgür Özel evet, evet. bence. Ben evet, öyle tabii. düşünüyorum. Ben, ben hani tanıdığım, anla tanıdığım kadarıyla e, meselelere bakışı e, bazı böyle takip etiş biçimleri benim gözümde birkaç görsel bence var değildir. yanımda. Yani, e, heyecanlı da sanki. Zeki bir insandır e, söyleyeyim. Sosyal yeteneği çok fazla. Mesela gelsin şurada, 3 dakika içerisinde herkesten samimi olur. Fıkra anlatır, olay anlatır. Ondan dinler. Yani şeyi rahattır. Sosyal şeyi rahattır. Bir özelliği daha var. Tabii herhalde 8-10 yıldır grup başkan vekili. Evet. Dolayısıyla mecliste polemik üzerine bir hayatı olmuş. <laughs> Herhangi bir Türkiye tartışmasından uzak olma gibi bir ihtimalin yok zaten. Yani Dolayısıyla İyi bir deneyim kazandı. Ee, ya yaptığı şeylere bakalım. Yani aday belirleme falan. Ben her yayında söylüyorum. Ee, epeydir bu işlerin içindeyiz. Her dönemde acayip yanlışlar oldu ve ben her dönemde eleştiren taraftayım. Bu dönemde de yanlışlar oldu. Ama iyi niyetin farkında olmak lazım. Yani iyi olsun diye uğraşıyoruz. CHP'de şimdi iki dönemdir grup başkan vekili genel başkanlığa yürüyor. Siz de genel başkansınız. Şey grup başkan vekilisiniz. Bunu da hatırlatayım da. Ben kendi adıma bir şey söyleyeyim. Ben solcuyum. Art, böyle ben, bir gelek çok... oluşuyor mu? Ben solcuyum. Hayatım boyunca kendime bir yer aramadım. Biz toplumsal mücadelenin etkili bir parçası olmayı büyük marifet sayarız. Dolayısıyla öyle çok yakıştırma yapanlar var. Hatta bana sen geri duruyorsun falan diyenler var. Ya nerede geri durmuşum? Her olayın içindeyim ben. Yani parti iyiye gitsin, ülke iyiye gitsin diye nerede önemli bir viraj alınmışsa... Ben o hareketin en önemli parçalarından bir tanesiyim. Ben bir şey olayım diye hiç gayret etmedim hayatımda. Ben bir şeyim zaten. Yani ben bir şeyim. 2015'ten 2023'e kadar düz üyeydim. 2018'de 2020'de iki kere Kemal Bey'in listesini delerek parti meclisine girdim. Düz üyeyken de benim söz söyleme yeteneğim, kredim aynen vardı. Dolayısıyla ben hayatımdan gerçekten çok memnunum ya. Yani. Peki 2028'e doğru giderken ya 2028'i baz alarak söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu, vatandaşın dillendirdiğini söyleyeceğim aslında. Ekrem İmamoğlu bir muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olarak görülüyor. Mansur Yavaş çok önemli bir oy farkı attı. Ve özellikle Türkiye'de muhalif milliyetçiliğin yükseldiği de bir vaka. Mansur Yavaş onlar için çok özel bir karakter. Ve onu da bir aday olarak görüyorlar. Kabul edelim ki Özgür Özel... Göreve gelir gelmez çok önemli bir başarı gösterdi partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 77'den bu yana ilk kez birinci parti yapan genel başkan oldu. Doğal olarak ismini zikretmezsek saygısızlık etmiş oluruz. 2028'de geçen yıl yani bir buçuk yıl önce yaşadığımız kavgaları mı görürüz? Yoksa sükunet içinde bu isimler veya başka isimler bilmiyoruz o gün kimi tartışacağız. Ee, rahat bir aday belirleme süreci görür müyüz? Allah ömür versin. Fani olarak önce 2028'i görelim. E, görüp görmeyeceğimiz belli değil. O tarihler yaklaşsın bunların hepsini konuşuruz. CHP kavga etmez. Yani CHP e, kendi içinde sorun yaşadığı zaman bu bırakın partiye memlekete ağır e, sonuçlar yaratıyor. Biz kendi içimizde olgunlukla konuşup meseleleri olgunlaştırabilecek bir siyasal partiyiz. E, şimdiden bu işleri açmaya çalışanlar var. Önce Özgür Özel'le... ...Ekrem İmamoğlu'nun arasını açmaya çalıştılar. Yani sizi tenzih ederek söylüyorum. Özgür Özel, Gökhan Günaydın yakında kavga eder diyenler oldu. Ben o anlamda <laughs> sormadım. Ben sadece benzetmeden söylüyorum. Elbet, elbette, elbette. Estağfurullah. Şimdi Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Vallahi biz hepimiz... ...hepimiz aynı jenerasyonun... E, memleket için yanıp tutuşan insanlarıyız. Ben, kavga etmeyiz Ben bunu yani. sorarken <laughs> şu niyetle biraz da soruyorum. Ben Metro ...ya bundan bir yıl önce... ...14 Mayıs seçiminden önce... Metrobüse bindiğim zaman Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu duyuyordum. Ee, ya da muhalefe dağıldı dendiği süreçte ya şöyle olsaydı böyle olurdu diyen genç muhalif seçmenleri, e, fırıl fırıl insanları görüyordum. Ve bugün de Özgür Özel'in ismini söyleme sebebim. Ortada bir başarı var ve Sayın Genel Başkan bu başarının mimarlarının başında geliyor. İsmini söylemezsem saygısızlık etmişim. Cumhurbaşkanı etmiş. adaya olmalıdır diyorsunuz. Saygısızlık etmiş <laughs> olurum diye. Yoksa tabi yakında Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu kavgası göreceğiz diye ahkam kesenlerden yok, olmamak yok, lazım. Yok yok estağfurullah estağfurullah. Yani ben şöyle söyleyeyim ya bir siyasetçi Cumhurbaşkanı olmak istemez mi? Yani ben istemiyorum diyen insan yalan söyler. Leyvan ya. Yani o konuyla ilgili hani siz olur musunuz? Ya kim hayır der ki? Tabii yani. tabii yeter ki sen Devlet kendini... Devlet Başbakan olmak istemedi mesela. Yeter ki <laughs> i̇şte. o ayrı bir case ya yani... E... Neyse o konuya girmeyeyim. <laughs> ee, sadece şunu bir süremiz ifade var. 6-7 dakikamız var. Sizin isteklerinizle toplumun tercihleri uyuşmak zorunda. <laughs> Bunu yaptığınız sürece hatasız yürürsünüz topluma rağmen bir şey olmaya çalışan herkes patlamıştır. Belediye başkanı adaylaştırmalarında da görüyoruz. Mesela son adaylaştırmalarda ya ben hani bu rakamlara iyi bakarım. Rakamı o aldığımız oy oranını buradan alıp şuraya fırlatanlar var. Oradan alıp buraya indirenler var. Kimisi kaybetmiş indirmiş. Kimisi indirmiş mesine rağmen seçilmiş. İzmir. Ama indirmiş. İzmir. Neyse. Yani dolayısıyla Toplumun talebine uygun adaylaştırma yapmak... Her siz sana... şey demiyorsunuz yani Peki. zafer zaferdir takma kafaya demiyorsunuz. Bizim ya öyle de. şey olur mu ya ne demek. Ee, bu bir kere zafer ilişki... falan değil ya biz kimseyle kavga etmiyoruz, savaş etmiyoruz. Bir seçim yaşadık, ee, yurttaşlar bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih ettiler. Başımızın üzerinde en çok bize oy vermeyenler de başımızın üzerinde bir sorumluluk aldık, bir görev aldık. Yoksa zafer ne yani? Bir, bir yalnız... dakika, beş dakika var bu soruyu da hemen e, sormak gerekiyor. İlk bölümde reklama gitmiştik çünkü İyi Parti e, daha önce Millet İttifakı içerisinde yer alan ve şimdi hür ve müstakil seçimde dramatik bir düşüşe e, sahne olduğumuz bir parti. Meral Akşener'in şöyle bir ifadesi vardı, e, kaybedersem evime dönerim diyordu. Şimdi bir olağanüstü kongre göreceğiz önümüzde. Evine döner mi Akşener? Nasıl okuyorsunuz? Ya da dönmeli Hiçbir şey tamam, hiçbir şey tamam. Onlar İyi Parti'nin bileceği işlerdir. Eee İyi Parti'nin kurulları bir karar vereceklerdir. Biz hiçbir zaman herhangi bir muhalefet partisi için ileri geri konuşmadık. Ahkam kesmedik. İyi Parti'nin aldığı sonuç, hani özü başına bir politik uyguladı. Geldiği noktayı kendileri değerlendireceklerdir. Meral Hanım devam eder mi, etmez mi? Onu kimler istifaya davet eder, kimler etmez? Vallahi İyi Parti'nin bileceği iş. Kızgın benim, mısınız peki onlara? Benim kişisel fikrim vardır ama inanın söylemem. Kızgınlık meselesine şöyle söyleyeyim. Ee, bir siyasal parti olarak diyor ya çok haklı olarak ne yani seni kazandırmak zorunda mıyım ben yani diyor? Biz CHP'yi kazandırmak için kurulmadık. Elbette öyle. Elbette CHP'yi kazandırmak için kurulmadın. Yeter ki demokrasiden yana tavır al. Yani sen senin yurttaşın, senin seçmenin Erdoğan'la yaklaş, ben de bunu istiyorum diyorsa yaklaşabilirsin. Erdoğan'a yaklaşma kardeşim. Oradan sana ekmek çıkmaz. Tam tersine burada durursan memleketin demokrasi için uygun olur. Ben böyle düşünüyorum diyorsa İyi Parti'nin seçmeni orada durması lazım. Şimdi bir tercih yaptılar. Bunlar seçmenlerinin talepleriyle uyumlu muydu, uyumsuz muydu meselesine... Millet yorum şey. yapmanın anlamı yok. Millet söyledi. Çocuğu. Evet millet bir şey söyledi. Dolayısıyla... Ee, i̇yi Parti'nin kurultayı bunu değerlendirecektir. Ee, ben gerçekten hani e, sadece şunu biliyorum. İyi Parti içerisinde zaten mecliste de beraber çalışıyoruz. Çok sayıda kaliteli, iyi yetişmiş arkadaşımız var. Yani o arkadaşlar bu memlekete daha yararlı olabilecek işlerin içerisinde olabilirlerdi. Yani İzmir'de, Balıkesir'de, İstanbul'da e, çok şey oldular. Yani ne bileyim... E, ağırlıklarına uygun olmayan işlerin içerisinde oldular gibi değerlendiriyorum ben. Benim değerlendirmem saygısızlık olarak anılmasın. Asıl olan vatandaşın değerlendirmesidir. Şimdi e, Dem Parti'de sormamız lazım. Dem Parti iki var. 2 dakikamız Aslında var ama. Ön, i̇ki dakika ön, şöyle kaldı. Şöyle abi. bir dakika bir dakika önce Dem Parti sonra Meclis Başkan Çok hızlı çok hızlı. dakikadan az süre uyarı e, geliyor. İşte çok önemli Buyurun. şeyler var. Dem Parti'yi Dem Parti şöyle soralım. Yani zaten memlekette bu Kürt seçmen olmak da biraz zor. Hani seçiyorsunuz mazbatanın alınması ayrı bir mesele. En yani son Vana'yı yaşadık çok şükür bir yanlıştan dönülmüş gibi görülüyor. Sizin başarınıza da tırnak içinde dem gölgesi düşürme arayışı devam ediyor. Dem meselesine nasıl bakıyorsunuz? Önce e, Vana 4 arkadaşımızı gönderdik. Emeklerine sağlık. E, orada gittiler mücadele ettiler. Bizim sevda Erden Kılıç vardır. Bir de tweet atmış. az biber gazı yemedik ama haklı bir sonuç ortaya çıktı diye. Meseleyi biliyor musunuz bilmiyorum. Yani biliyorum. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi seçime pazar günü olan seçimin cuma günü yani 6, son vesaire günü 10 dakika kala daha evvel verdiği kararı saçma sapan bir nedenle kendi eksiğini gerekçe göstererek ortadan kaldırıyor. Bir mahkeme kendi kararını kaldıramaz zaten herhalde. Ya zaten hukuka aykırı bir de Görüldüğü ibaresi olmadığı için ben mi vuracağım görüldüğü ibaresini birader? Yani böyle bir şey kabul edilemez. Peki son cümleyi de alayım. Dolayısıyla Van'da bir yanlıştan YSK aracılığıyla dönülmüş olmasını bu memleketin barış açısından uygun görüyorum. Ama şimdi YSK oraya görevlendirir. Gökhan, Bunu günah. görevden alıp da bir de kayyum atarsam bu da olmaz. Peki. Çok teşekkür Ama ediyorum. Ama son sözümü şöyle soracağım. Ee, Ekrem İmamoğlu %12 oy farkıyla kazandı. Her siyasal Peki. partinin ne kadar oya sahip olduğunu görelim. Dolayısıyla hani ben kazandırdım, o kazandırdı. Artık siyasal partiler her her yurttaş herhangi bir siyasal partinin Tapulu malı değildir Peki. kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, yayınımıza katıldınız. Önemli bilgiler paylaştınız. Sorularımıza da yanıt verdiğiniz Sağ için ben teşekkür, teşekkür ederiz. Yine bekliyoruz bir i̇yi başka programda. İyi bir yayın programda. oldu. Ee, size ben e, iyi bir yayın politikası e, diliyorum ve başarılar diliyorum. Peki. Sağ olun. E, teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gündem özel devam edecek. Azmi Kara Mahmutoğlu bizlerle birlikte olacak. Ayrılmayın bizden. Milliyetçi partiler yerel seçimlerden kan kaybederek çıktı. Yeni dönemde milliyetçilerin yol haritası nasıl olacak? Zafer Partisi'nin İstanbul adayı Azmi Kara Mahmutoğlu, KRT'de gündem özele konuk oluyor. Alev Olgay, Kerem Kırçuval ve Hasan Basri Akdemir soracak. Kara Mahmutoğlu yanıtlayacak.